Adınızı öğrenebilir miyim? Fatih. Fatih Bey, nerelisiniz? Ağrı, Doğu Bayazıt. Ağrılısınız. Nerede ikamet ediyorsunuz? Eyüp'te ikamet ediyorum ama Dikiltaş'ta iş yerimiz var. Peki Beşiktaş Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz Fatih Bey? Seçimlerden tanıyorum. Yakından tanımıyorum tabii ki. Yani o kadar. Kendisinden beklentileriniz ya da eleştirileriniz nelerdir? Genelde Beşiktaş Belediyesi için yani halkla birleşmesini istiyoruz. Yani şöyle, halkla bir olursa, halkla birlikte hareket ederse daha çok sorun duymuş olur ve yapıcı olur. Yani demek istediğim, Dikiltaş'ta mesela çevre düzenlemesinde sıkıntılar var, mesela kaldırımlar. Halk en çok ondan sıkıntı yaşıyor. Benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Peki. Beşiktaş Belediyesi olarak yani üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Ama işte bazı eksiklikleri de halka karışarak yapması daha doğru olur. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan beklentileriniz nelerdir? İstanbul Büyükşehir çok büyük. Yani tabii ki vaatleri ortada. Halk büyük beklentiler içinde ama yapacağı şeyler de var. Yani yapacağına da inanıyorum. Bilmiyorum, bekleyip görmek lazım. Peki belediyecilik anlamında Beşiktaş Belediyesi'ne önerebileceğiniz, hizmetini beğendiğiniz farklı bir belediye var mı? Benim konumun dışında şimdi yani belediyecilik tamamen... Hizmetini beğendiğiniz farklı bir belediye. Hizmetini beğendiğimiz hiçbir belediye yok. Yani dört dörtlük bir hizmet yapabilecek belediye şu anda yok. Ama örnek bir belediye İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu olarak olacağına inanıyorum. Peki soruyu unuttum bir dakika. Belediye TV aracılığıyla belediye başkanınıza bir mesaj yollamak isteseydiniz bu ne olurdu? Ya daha önce halka ne vaat ettiyse, yani yolsuzlukların üzerine gitmek, ondan sonra halkla birlikte ne yapılacaksa halkla birlikte yapılırsa o zaman kendisi de efsane olur. Diyeceğim bu. Peki çok teşekkür ederim.